ekonomimizin Sayın Erdoğan ile imtihanı geçtiğimiz hafta da hız kesmeden devam etti. Bu arkadaş hala televizyonlara çıkıp utanmadan, sıkılmadan faiz sebep, enflasyon neticedir demeye devam ediyor. O cahilce konuştukça dolar zıplıyor. O cahilce konuştukça enflasyon artıyor. O cahilce konuştukça olan her zamanki gibi milletimize oluyor. İnsanlarımız fakirleşiyor, gençlerimiz işsiz kalıyor. Geçen hafta sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Bir arkadaşımız bu cahilliği anlatmak için çok yerinde bir benzetme yapmış. Diyor ki, şemsiye sebep, yağmur neticedir. Şemsiyeyi açarsan yağmur yağar. Şemsiyeyi kapatırsan yağmur durur. İşte size Sayın Erdoğan'ın olağanüstü mantık örgüsü. Dünyada bu sözüm ona teoriyi iddia eden tek bir ekonomist yoktur. Bu tezi savunan bir tane ciddi bilimsel makale de yoktur. Hatta ilginçtir, bu tezin yanlış olduğunu anlatan da bir makale yok. Yani öyle büyük bir cahillikle karşı karşıyayız ki bilimsel olarak incelemeye gerek bile duymamışlar. Düşünün, dünyada düz dünya teorisini bile ciddiye alıp tartışanlar var ama Sayın Erdoğan'ın düz ekonomi tezini tartışan bir kişi bile yok. Ama buna rağmen maalesef bu cahillik koca bir ülkeyi bu teze mahkum etmeye devam ediyor. Gerçekten ibretlik. Tüm bunlar olup biterken, milletimiz her gün iktidarın yol açtığı yeni dertlerle boğuşurken, millete düşman bu iktidarın küçük ortağı işi gücü bırakıp vatandaşa hakkıyla hizmet edenlerle uğraşıyor. Biliyorsunuz Sayın Bahçeli dünkü grup toplantısında ve sonra çıktı hem de Gazi Meclisimizin çatısı altında Sayın Mansur Yavaş'ı tehdit etti. Neymiş? Bundan sonra Mansur Bey bu arkadaşların nefesini ensesinde hissedecekmiş. Yok öyle yağma Sayın Bahçeli. Yok öyle yağma. Mansur Yavaş'ın arkasında biz varız, Ankaralılar var. Yalana, yalana, kalana, yoksulluğa ses çıkarmayacaksınız. Sonra da çıkıp tek derdi Ankara'ya hizmet olan belediye başkanımızı tehdit edeceksiniz. Ayıptır, ayıp. Siz bu hükümetin küçük ortağısınız. Milletimiz sizden zamlara, işsizliğe, yoksulluğa, pahalılığa çare bekliyor. Siz ise utanmadan salon basma peşindesiniz. Millet sizden memleketi içine düşürdüğünüz durumun hesabını vermenizi bekliyor. Siz ise tehditle, hakaretle gündem saptırma peşindesiniz. Milletin nefesi asıl sizin ensenizde. Siz ise sandıktan kaçacak yer arıyorsunuz. Yok, yok öyle yağma Sayın Bahçeli. Millet iradesinden kaçış yok. Hesap gününden kaçış yok. O sandık elbet milletimizin önüne gelecek. İşte o gün geldiğinde nefesi de iradeyi de karşınıza göreceksiniz.